İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Ve sonrasında hayatım roman gelecek. Son olarak da sorun söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle menkıbeler. Muhammed Baki Billah rahmetullahi aleyh. Namaz kılmıyorsa bu zat buyuruyor ki biz aciz birer kuluz. Rabbimizin emrine itaate memuruz. Zira yaratıldı ki bu insanlar ve cinler yalnız Hak Teâlâ'ya ibadet eylesinler. Büyükler buyurur ki, bir insan ki namazı kılmıyorsa haramdır dünyada yaşaması. Yani buna üzülmez ve etmezse hiç tasa, ölse daha iyidir böyle yaşamaktansa. Namaz dinin direği, müminin miracıdır. Namaz, hasta kulların tesirli ilacıdır. Namazdır insanları gafletten uyandıran, hem fenalık yapamaz, ihlasla namaz kılan. Yine bir gün vaazında buyurdu, kardeşlerim, size mühim bir şeyi izah etmek isterim. Her kalpten başka kalbe bir yol vardır manevi. Bu yolla birbirine feyiz akar bir nevi. İki mü'min bir yerde eğer karşılaşsalar, kalpleri arasında hemen bir akım başlar. Onların ellerinde değildir bu hareket. Haberleri olmadan kurulur münasebet. Manen yüksek olanın kalbinde olan nurlar, aşağıda olanın kalbine doğru akar. Cemaatle namazın şudur ki bir faydası, mümkün olmaz herkesin her an âgâh olması. Bazısının Allah'tan gafil oldukları an, bulunur cemaatte mutlaka âgâh olan. Birisi gafil iken âgâhtır bir diğeri. Uzak bir ihtimaldir gafil olsun her biri. Böylece cemaatte kesintisiz olarak huzur ve âgâhlık devam eder muhakkak. Böyle olan namazda olur daha müstecab, cemaat daha fazla alır ecir ve sevap. Kerameti haldir Roma çağında, zamanın içinde ashab-ı keyf var. Tarsus şehri Encülüs'ün dağında, mağaranın içinde ashab-ı keyf var. Mağaranın içinde ashab-ı keyf var. Âlem şahit mekselina mislina, bir kol Tarsus'ta, bir kol Afşın'da. Takyonuz başladı küfrün faslına, imanın içinde ashab-ı keyf var. Takyonuz başladı küfrün faslına, imanın içinde ashab-ı keyf var. 309 sene uyku arası, geçmez yemli hanın ekmek parası. İsmiyle müsemma Kehif suresi, Kur'an'ın içinde
ashabu keyf var. İsmiyle müsemma Kehf suresi Kur'an'ın içinde ashabu keyf var. Birisi de Bernuş, birisi Mernuş, geçti gidin altıncı Sezanuş. Kıtmırın sahibi Kefeş'te Tayyuş, çobanın içinde ashab-ı keyf var. Emri ferman bunu böyle söylüyor, bu yüzden cenneti alayı boyluyor. Kelp kelp iken hakkı zikreyliyor, hayvanın içinde ashab-ı keyf var. Kelp kelp iken hakkı zikreyliyor, hayvanın içinde ashab-ı keyf var. İmam yem beraberdir derdimiz, evliyamız, askerimiz, ordumuz. Şehitler yatağı, kutsal yurdumuz, vatanın içinde ashab-ı keyf var. Şehitler yatağı, kutsal yurdumuz, vatanın içinde ashab-ı keyf var. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, İki Cihan Sultanı Olmak. Dünya ile ahiret arası göz açıp kapayıncaya kadardır. Bu dünya hayaldir ve geçicidir. Asıl hayat ahiret hayatıdır ve ebedidir. Orada da cennetten ve cehennemden başka yer yoktur. Allahü Teala, kulum benden ne isterse ona o kapıları, o yolu açarım buyuruyor. Kalbimizdeki istikamet çok önemlidir. Nereye yöneldiğimize, neye niyet ettiğimize bakalım, iyi düşünelim. Dünya sultanı değil, ahiret sultanı olmaya bakmalı. İbrahim bin Ethem Hazretleri, Dicle'nin kenarında oturup hırkasını yamarken, saray mensubu eski arkadaşları kendisini görüp haline şaşırırlar. Kalsaydın ne güzel sultandın, derviş oldun da eline ne geçti derler. İbrahim bin Ethem Hazretleri onlara uzun uzun baktıktan sonra elindeki iğneyi nehre atıp, ey Allah'ın mahlukları, benim iğnemi getirin der. Bütün balıklar iğneyi getirmek için yarışa başlarlar. İbrahim bin Ethem Hazretleri de iğnesini alıp, elime bu iğne geçti, size sultan olacağıma bunlara sultan oldum buyurur. İnsan nereye sultan olacağına iyi karar vermeli, tercihini iyi yapmalı. Ne sattığını ve buna karşılık neyi aldığını iyi düşünmeli. O halde kendimize gelelim, ömür su gibi akıp gidiyor, biz de geldik gidiyoruz. Kıldığımız namaz son namazımız olabilir. Çünkü her gün binlerce kişi ölüp ahirete gidiyor. Bugün değilse yarın, yarın değilse bir başka gün mutlaka Azrail aleyhisselam emaneti alacaktır. Sonunda hepsi yok olacak olan bu dünya malı ve rütbesi için günaha girmek, haram işlemek akıl kârı değildir. Dinimizi öğrenmemiz, öğrendiklerimizi tatbik etmemiz, vaktimizi boşa harcamamamız lazımdır. Allah indinde makbul olan mal ve rütbe değil, takva, yumuşaklık,
insanlara iyilik ve dinimize hizmet etmektir. En büyük korkumuz son nefeste Allah korusun kafir olarak can vermektir. Çünkü küçük günaha devam büyük günah olur. Büyük günaha devam küfre götürür. Kafirin cezası da cehennemde sonsuz yanmaktır. Bundan daha büyük felaket olur mu? Din kitaplarımız bu dünyanın alçaklığını, bu günahların felaketini, ahiretin azaplarını uzun uzun yazıyor. Peki kurtulmanın çaresi ne? Bunun bir tek çaresi var. O da kurtulanlarla, yani doğru iman sahibi olanlarla, takva ehliyle, günahtan kaçanlarla beraber olmaktır. Çünkü insanın dini, arkadaşının dini gibidir buyuruluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Sırat Köprüsü'nden her Müslümana imandan, namazdan, oruçtan, hacdan, zekattan, gusülden ve kul hakkından olmak üzere 7 sual sorulacaktır. Kul hakkıyla ilgili sualden masum oldukları halde peygamberler bile korkarlar buyuruyor. 1. İman. İman, Amentü'de bildirilen 6 hususa inanmaktır. İmanı olmayanlar cehenneme girip sonsuz kalacaktır. Onun için imanı gideren hususları iyice öğrenmeliyiz. Mesela İslamiyet'in herhangi bir hükmünü hafif görenin veya bu zamanda böyle olmaz diyenin imanı gider. Ümmeti Muhammed'den olup itikadı bozuk olanlar cehenneme girerlerse de zerre imanları olduğu için orada sonsuz kalmazlar. 4 hak mezhepten birinde olup ehli sünnet itikadında olanlarsa cehenneme girmez, ikinci suale çekilirler. 2. Namaz. Şartlarına uygun şekilde kılınmalı ve hiçbir kaza namazı borcu olmamalı. Namaz din demektir, namazsız din olmaz. 3. Oruç. Orucu severek tutmalı. Çok faziletlidir. Allah-u Teala her iyiliğe 10 mislinden 700 misline kadar sevap verilir, fakat oruç bana mahsustur, onun mükafatını ben veririm buyurdu. İmsak ve iftar vakitleri için temkin müddetini dikkate alan doğru takvimlere uymalıdır. 4. Hac. Haccın şartlarını iyice öğrenip yerine getirmeli. Mesela Arefe günü Arafat'ta vakfeye durmayanın haccı sahih olmaz. Onun için Zilhicce ayının hilalini gözetlemek ve Arefe gününü doğru şekilde tespit etmek gerekir. 5. Zekat. Zekatı verilmeyen mal, para, cehennem ateşinde kızdırılıp sahibinin alnına, böğrüne, sırtına mühür gibi basılacaktır. Zekat şartlarına uygun şekilde verilmelidir. 6. Gusül. Guslün şartlarına dikkat etmeli, guslümüz fıkıh kitaplarına uygun olmalı. 7. Kul hakkı. Üzerinde kul hakkı olanın sevabı alınıp hak sahibine verilecek, sevabı yoksa onun günahı buna yüklenecektir. Hırsızlık ve gasp kul hakkı olduğu gibi kalp kırmak, iftira ve gıybet de hep kul hakkıdır. Cennete girmek isteyen bu 7 suale şimdiden hazırlanmalıdır. Dağlar açtım usanmadan, aşkın ile yana geldim. Dağlar açtım usanmadan, aşkın ile yana geldim. Kara yüzüm utanmadan, koştum huzuruna geldim. Kara yüzüm utanmadan, koştum huzuruna geldim. Sen bildin ya Resulallah, ya Resulallah. Çöllerdeyim, çöllerdeyim, yapayalnız çöllerdeyim. Çöllerdeyim, çöllerdeyim, yapayalnız.
tutulmuşum ben dertliyim, hasretinle ağlıyorum. Tutulmuşum ben dertliyim, hasretinle ağlıyorum. Geçti ömrüm bitti, eyvah ettim günah oldum pişman. Geçti ömrüm bitti, eyvah ettim günah oldum pişman. Şefaat ya Resulallah, bugün huzuruna geldim. Şefaat ya Resulallah, bugün huzuruna geldim. Çöllerdeyim, çöllerdeyim, yapayalnız çöllerdeyim. Çöllerdeyim, çöllerdeyim, yapayalnız çöllerdeyim. Tutulmuşum ben dertliyim, hasretinle ağlıyorum. Tutulmuşum ben dertliyim, hasretinle ağlıyorum. Ağlar bu kul yüzü kara, kalbi hazin yürek yara. Ağlar bu kul yüzü kara, kalbi hazin yürek yara. Şefaat kıl günahkâra, bugün huzuruna geldim. Şefaat kıl günahkâra, bugün huzuruna geldim. Çöllerdeyim, çöllerdeyim, yapayalnız çöllerdeyim. Çöllerdeyim, çöllerdeyim, yapayalnız çöllerdeyim. Tutulmuşum ben dertliyim, hasretinle ağlıyorum. Tutulmuşum ben dertliyim, hasretinle ağlıyorum. Çıktım Uhud meydanına, yatıyor Hazreti Hamza. Çıktım Uhud meydanına, yatıyor Hazreti Hamza. Resulullah başucunda, ağlıyordu amcasına. Resulullah başucunda, ağlıyordu amcasına. Çöllerdeyim, çöllerdeyim, yapayalnız çöllerdeyim. Çöller.
derdim çöllerdeyim, yapayalnız çöllerdeyim, tutulmuşum ben dertliyim, hasretinle ağlıyorum, tutulmuşum ben dertliyim, hasretinle ağlıyorum. Sen bildin ya Resulallah, ya Resulallah. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorunu söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, emri maruf yapmak nasıl olur? Aslında geniş bir konu da. Ben de diyor, okumamış cahil birisi demiş. Estağfurullah diyelim dinleyicimize. Cahil birisiyim diyor. Cahil biri olarak diyor, emri maruf yapabilir miyim gibi bir sorusu var. Allah-u Teala müminlerin hepsine emri maruf yapmayı emrediyor Kur'an-ı Kerim'de açık net bir şekilde. Kimse bundan muaf değil. Tabii dinleyicilerimizin hemen hatırına gelebilir ama ben anlatmasını bilmiyorum ki bu dinleyicimizin olduğu gibi. Hangi birimiz bilebilir ki? O zor bir iş. Allah-u Teala'nın dinini anlatmak. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, biz anlatmıyoruz, biz nakil yapıyoruz. Kitaplardan anlıyoruz. Önce dikkatli bir şekilde okuyoruz. Ondan sonra anladıklarımızı müzakere ediyoruz. Doğru anladığımıza kanaat getirdiklerimizi naklediyoruz. Peki bunu da yapamıyoruz biz. O zaman İslamiyet'i doğru anlatan kitapları alıp dağıtıyoruz, veriyoruz. Biz de zaten tavsiye ediyoruz. Diyoruz ki biz buradan anlatıyoruz. Mesela Tam İlmihal'i okuyun, İslam ahlakını okuyun. Ondan sonra Kıyamet Ahiret'i okuyun. Tavsiye ediyoruz. Çünkü orada detaylı, geniş bir şekilde İslam alimlerin kitaplarından alınmış. Doğru olan orada. Dolayısıyla bu dinleyicimiz gibi benim anlatma gücüm, ifade gücüm yazıyla öyle bir durumum söz konusu değil. Ben ne yapabilirim? Allah-u Teala rahmet eylesin Hüseyin Hilmi Efendi, rahmetullahi aleyh, Cenab-ı Hak şefaatlerine aile eylesin. Bir ömür vererek bu kitapları İslam alimlerinin kitaplarından alıp hazırladılar. Bizim önümüze koydular. Biz de bu kitapları alacağız, okuyacağız ve dağıtacağız. Ha, ya bu ne anlatıyor? Vallahi kitabın içinde var. Buyur. Yarın mahşer günü Allah-u Teala sen benim dinim için ne yaptın diye sorduğu zaman ben ya Rabbi bilemedim, edemedim. Kendimi zor kurtardım zaten işte. Onları da sorarak, ederek namazımızı ormuşum, öyle hallettim. Ama senin dinin içinde doğru yazıldığına itikad ettiğim, inandığım, itimat ettiğim kitapları aldım, senin kullarına verdim. Tam diyecektir. Geçti, bitti, bu kadar yani. Fazla bir şey, değil. Herkesten istenen gücü nispetinde. Hatıra şu da gelebilir. Efendim iyi diyorsunuz ama yani benim çevremde böyle verebileceğim, edebileceğim böyle bir konumum da yok. İyi o zaman aynı şekilde durumu müsaitse 3 kuruş, 5 kuruş bu kitapların dağıtılmasına maddeden katkıda bulunursun. Nitekim böyle dinleyicilerimiz var bizim. Mesela Allah-u Teala rahmet eylesin, Emre abiler başlatmışlardı onu. Kandil gecelerinde TGRT'nin yayınlamış olduğu, Mevlid yayının bulunduğu vilayette her sene yapılıyor bu. Yani külliyetli miktarda kitap dağıtılıyor o bölgede, o şehirde. Nerede yapılıyorsa. Emir abiler hayattayken başlatmışlardı bunu. Onun dışında bu kandil gecelerinde, mübarek zaman dilimlerinde fedakarlık ederek, bedenen böyle 3-5 kişi, 8-10 kişi bir araya gelerek alıp bazıları finans kaynağı temin ediyor. Yani kitapların parasını ödüyor. Bazıları da bedenen geliyor. Onlar alıyor kitapları, götürüp dağıtıyor. O zaman yani ya bedenen iştirak edersin ya malen iştirak edersin. Efendim ikisine de iştirak edemem. O zaman oturup dua edersin. Ya Rabbi senin dinine hizmet edenlere, emir marufta bulunanlara, doğru olarak dinini anlatan ve yayınlara
yayanlara yardım et ya Rabbi diye dua edersin. Ya fiili olarak, bedeni olarak iştirak edersin. Allah kitabı dağıtırsın. Veya maddeten destek verirsin veya dua edersin. Çünkü hiçbirimiz bundan muaf değil. E şimdi efendim ben şunu yapamam, bunu da yapamam. E dua da edemedim mi diyecekler. Oturduğun yerde. Şeyde Allah Teala rahmet eylesin. Onu hatırlar mısınız bilmiyorum. Komünist Rusya Afganistan'a saldırdığı zaman Hüseyin evet. Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattaydı. Biz çocuktuk o zaman. O zamanlar hatta birkaç talebesine buyurmuşlar ki yani şu anda orada Müslümanlar cephede vuruşuyorlar. İtikatlar düzgün insanlardı. Müslüman olarak gidip onlara yardım etmemiz gerekir. Ama şartlar ne müsait? Maddeten yardım etmemiz gerekir. O da mümkün değil. Sen buradan aynı şekilde diyelim ki bir kese altın gönderiyorsun ama onun eline varıyor mu varmıyor mu? O da meçhul. Yollar çünkü emin değil. İnsanlar emin değil. O zamanki Türkiye'nin durumu da daha kötü. Şartlar ne müsait? O zaman buyurmuşlar ki 5 vakit namazda dua etmemek, dua etmemiz lazım. Etmezsek yarın ahirette mesul oluruz mealinde buyurmuşlar. Dolayısıyla ya bedenen ya maddeten veyahut da dua olarak mutlaka buna iştirak etmemiz gerekir. Zaten İslam Ala kitabında orada hadis-i şerif de zikrediliyor. Nitekim onun açıklaması da var. Allah-u Teala'nın dinini yaymak, Allah-u Teala'nın dinini Allah-u Teala'nın kullarına ulaştırmak niyetiyle evinden çıkan bir kimsenin ayaklarının altına melekler kanatlarını gerer buyuruyor. Benim üzerime bassın diye. Ve dua ederler buyuruyor. Çok karlı. Ama münakaşa yok, kavga da yok. Münakaşa yok, kavga da yok. Çünkü bu Allah-u Teala'nın dinini hak ve doğru üzere anlatan kitabı şey yaptığın zaman herkes ooo hoş geldin seni bekliyordum demeyecek. Söven de olacak, hakaret eden de olacak, takdir eden de olacak. Onu peşin peşin kabulleneceksin. Hatta anlatanlar için de İmam Gazali Hazretleri buyuruyorlar ki yani bir meseleyi, dinin bir meselesini insanlara anlatacak kimse, o kimse o meseleyi çok iyi bilmesi lazım. Delilleriyle beraber bilmesi lazım. O anda kontra bir soru sorulsa bocalamaması lazım. Öyle mi, tereddüt olmaması lazım. Hem delillerini iyi bilecek, hem konuyu iyi bilecek, konuya hakim olacak. Yani ne taraftan soru gelirse gelsin. Çünkü bilen bildiğini anlatmakta hiçbir zaman tereddüt etmez, bocalamaz. İyi bilmesi lazım. Şimdi bazen öyle oluyor. Hatta bir dinleyicimizin biri istemişti ya. İşte babam Osman Hoca'yı dinliyor. O dinlediklerini alıp götürüp satmaya kalkıyor. Tam anlatamıyor. Kavga ediyor. Kavga ediyor. Benim babamda da vardı o. Aynı durum. Ne dediği anlaşılmıyor. Bir başından bir sonundan falan tamam. İnanmış kendisi ama ifade edemiyor. O zaman anlatmayacaksın. Çok iyi bileceksin. Güzel anlatacaksın. Kavga etmeyeceksin. Münakaşa etmeyeceksin. Bu yetmez buyuruyor. Bu anlattıklarını kendin amel edeceksin. Bu bildiğin meseleyle kendin amel edeceksin. Bu da yetmez buyuruyor. Karşındaki kimseye doğruyu anlatıyorsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne dedi Mekkelilere? Allah-u Teala vardır ve birdir. Bu Allah-u Teala'nın ayetleridir. Onun gönderdiği hükümlerdir. Beni de size peygamber gönderdi. İman etmenizi emrediyor. Onlara sövmedi. Mallarına göz dikmedi. Namuslarına göz dikmedi. Ve onların sahip olduğu makamları ellerinden almak istemedi. Ya söylediği tek şey, bu elinizde yaptığınız putlara tapmayın. Allah-u Teala sizin de bizim de hepimizin Rabbidir. İman edin. Peygamberimize hakaret ettiler. Yapmadıklarını bırakmadılar. Mekke'den bile çıkardılar. Onun için İmam Gazali rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki, emri maruf yapacak kimse muhatabından yani anlattığı kimseden gelebilecek hakaretlere, hatta dil ile değil el ile saldırılara bile yahşi diyebilmesi lazım. Peşinen bunu kabullenmesi lazım. Sen kim oluyorsun benim dediğim doğru tabancayı çekip, yok öyle bir şey. Bu cihat değil. Cihat bu değil. Cihat nedir? Cihat Allah-u Teala'nın dinini doğru olarak insanlara ulaştırmaktır. Yoksa insanları kesmek değil. Zamanımızda böyle adam koyun keser gibi insanları kesiyor. Bunun adına cihat diyor. Cihat değil, bunun adı yamyamlıktır, eşkıyalıktır.
İslamiyet'te zerre kadar bağlantı söz konusu değildir. Adam kendi ne diyelim katil içgüdüsünü, eşkıyalık içgüdüsünü İslamiyet örtüsüyle örtmeye kalkıyor. Eşkıya, gangster, katil. Bir Müslüman kesemez başka bir insanı. Mümkün değil o. Öldüremez. Öldüremez. Dolayısıyla cihattan, emr-i maruftan maksat Allah-u Teala'nın kullarına Allah-u Teala'nın dinini doğru olarak anlatmak. Bunun için de üç tane yol göstermişler. Eğer alimse dille anlatır veyahut da kitap yazar. Mesela Hüseyin Hilmi Efendi kitap yazmış. Öyle emr-i maruf yapmış. Emir abiler Allah rahmet eylesin. İşte şirketler kurarak bunları radyo, televizyon, gazeteyle sesli, görüntülü şekliyle yaydı. Hakikat kitabı da basıyor, dünyanın her tarafına gönderiyor. İşte bu emir maruf mudur? Emir maruftur. Bunun ucundan alırsın kitabı dağıtırsın ve hatta finans kaynağı temin edersin. Hiçbir şeyin yoksa oturup dua edersin. Bir başka dinleyicimiz sizinle ilgili olarak, gerçi bize de göndermişti dinleyicilerimizden bazıları da. Birisi demiş ki televizyon programında, Osman Hoca Dabbetül Arz için 10 bin kilometre boyu, 1000 kilometre eni, 100 bin kilometre de kuyruğu var dedi. Ben şahit olmadım ama başka biriyle mi yaptınız programı? Ben de şahit olmadım ama. Allah Allah. Ve insanları da tek tek evlerinin içinden böyle tutup çıkaracak ve mührü basacakmış. Allah Allah. Demişsiniz. Demişim. Allah Allah. Ben duymadım. Rüyamda falan mı demişim? Bilmiyorum. Rüyamda mı, rüyada mı görmüşler? Orada mı demişim? Nerede demişim? Uzayda mı demişim? Allah Teala muhafaza buyursun. Adam kafasından bir şey söylüyor. Şimdi bir şey anlatayım da. Bir gün bu biz zemindeydik ya. Muracattan dediler ki işte bir kadın sizinle görüşmek istiyor falan. Neyse. Gönder dedik. Geldi kadın. Buyurun. Kadın şöyle 50-55 yaşlarında falan. Yani şey öyle gösteriyor. Oturup da yaşlarını soracak halimiz de yok zaten de. Tip itibariyle öyle gösteriyor. İşte kocasından ayrılmış. Ayrılmasına sebep de başka bir işte bir erkek varmış. Onunla yaşamış etmiş. Sonra o erkek işte çok üzülüyorum ama seni terk etmek mecburiyetinde kaldım. Niye dedim terk etmek mecburiyetinde kalmış? O evliydi diyor. Ondan sonra bunu terk etmiş gitmiş. Bu şimdi tabii kocayı da terk etti. Ondan sonra ana babası da buna cephe almış. Dedim bana niye geldin? Bize niye geldin? Sen dedi bizim aramızı buluver dedi. Vallahi. Hangisiyle? İyi de dedim ya. Bizim çöp çatanlık yaptığımızı kim söyledi sana? Dedi ki bana Osman Hoca dediler dedi. Peki dedim sana dedikleri bu Osman Hoca'nın telefonu telefonu falan var mı? Kadın cebine kurcalarken çıkardı. Baktım bir telefon numarası. Benim dedim hiç böyle telefon numaram olmadı. Kadın baktı baktı. Siz Osman Hoca değil misiniz? Benim soyadım Ünlü dedim. Osman Ünlü. Babamın adı Mehmet. Annemin adı Sıtıka. Eğer nüfusundan bilgileri istesen TC kimliğinde vereyim. Arkadaşlar arasında Osman Hoca derler. Arkadaşlar arasında Osman Hoca derler. Kısaca. Ondan sonra kadın dedi ki, ha dedi o siz değilsiniz dedi. O siz değilsiniz dedi. Şimdi bu dinleyicimiz de bir tane bir ismi Osman, sonuna da bir hoca ilave etmişlerdir. Osman Hoca söyledi. Hangi Osman Hoca söyledi? Kim söyledi? Bir kere biz kitaplardan nakil yapıyoruz. Dabbetül Arz'ın. İşte hadis-i şerifte bildirilmiş. Tam İbn-i Saadet'te bir de Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Yani vasıflarını yazmış. Biz sadece oradaki bildirilenler naklediyoruz. O ne orada kuyruğu, ne boyu, ne posu, ne kadar şu kadar kilometre falan değil. Bunlar şeyle karıştırmış olmasınlar. Şimdi zaman zaman başımıza geliyor. Hani İslam ve toplumda anlatıyordu zaman zaman. Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir rüya görmüş. Rüyasında cenneti görüyor. Cennette böyle bir köşk. Köşkün yüksekliği bu Menakıb-ı Çihariyari Güzin'de yazıyor bu da ha. Bu da Menakıb-ı Çihariyari Güzin kitabında. Hakikat kitabı yayınladı bu kitabı. Orada da yazıyor bu. İşte yüksekliği 500 kilometre. Uzunluğu da 500 kilometre.
İşte kime ait bu? İşte ahir zaman ümmetinden, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden, Hulefa-i Raşidinden birisine deyince hangisi diye soruyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin ismini söylüyorlar. Bir tek orada 500 kilometre söyledik. Yok, bunu söyleyen ben de gördüm videoyu. Televizyonlarda program yapan bir tip var ya, kendisini Mehdi zanneden. Ha. O söylüyor isim vererek, Osman Ünlü Hoca. İşte böyle böyle dedi falan diyor. Bu diyor hani böyle akla hayale gelecek bir şey mi? Akıldan almayacağı bir şey mi? Dünya. Yani o zaman siz ona Mehdi değilsiniz diyorsunuz ya. Ha, o zaman mesele şimdi anlaşıldı. Sizin yanlışınızı bulmuş ama hep o tür insan genelde bizim programlarımızdan kesip kesip getirirler de dedikleri bizi. Bunu getirememişler. Dememişsiniz demek ki. Oradan bilin yani. Yayınlayamamış. Yok, yani. Gösterememiş. Onu yayınlayamamışlar. Dikkatimi çekmiş. Sadece böyle demişler, evet, demişler, evet, demişler diyerek, evet, söylüyorlar. Yani iftira ediyor. Evet. Adam baktı hani Mehdiliğine biz ket koyuyoruz, mani oluyoruz. Mani olunca da bari buna bir iftira edelim de bunu gözden düşürelim. Böyle abuk subuk şeyler söylüyor falan filan diyerek Allah-u Teala kendi ayaklarını dolaştırır. Kim abuk subuk söylüyor, toprağın altı var. Eğer inanıyorsa tabii bunu söyleyen adam. Tabbetül Arz'la ilgili bilgiler zaten var. Az önce siz kitaplarda de söylediğiniz gibi. Tabbetül Arz. Öğrenmek isteyen varsa. Hatta Mehdi Aleyhisselam'la ilgili. Kitaplarda bilgi var. Alametleriyle tabii alakalı kitaplarda yok. Ya. Hakikat Kitabevi'nin yayınlarında da var. Tabii. Kıyamet ahirette anlatılıyor. Anlatılıyor. Tabii. Peygamber Efendimiz'in soyundan geleceği. Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam adı benim adım gibi. Babasının adı da benim babamın ismi gibidir buyuruyor. Evet. Ve İmam Rabbani Hazretleri de 3.000'in yenileyicisi olacak. Tabii malum şahıslar buraya köpürüyor. Nasıl 3.000'in diye. Adam burada yaşıyor ya şimdi. 3.000'e de 600 sene var. 600 sene yaşayamayacağına göre onun için de tabii seni tahrik ediyorsun bu arada. Suçlu sen de varsın. Beraber ortaksın suçu. Hani sormuyorlar bunu. Osman Hoca bunu dedi mi diye bir bana sorsalar. Orada aslında çok masumum yani. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve toplum.